devam edelim. Hızlıca hemen yeni projemi size anlatmak istiyorum Sayın tamam. Bakanım. Bir cam teras yaptık. İlk oraya uğramak planımızdı. Bunu böyle bir üstten hem görsünler istedik. Hem de kanalizasyon da var. Evet, içerisinde bir su kanalımız, sarnıcı var içerisinde Sayın Bakanım. Hem de içeriye bir balkon yaptık. Evet Sayın Bakanım, içeriye alacağız. Balkondan da mozaikler tam karşıdan görünüyor. Bir de burada bir manzara görüntüsü yapmaya çalıştık. Önünü kapatsana. Yani manada şey çıktı buradan, alan çıktı. Ama bu uygulama herhalde Türkiye'de ilk evet. Sayın Vekilim. Yer neresinde? Burası bir hamam kalıntısı. Hamam mı? Evet Sayın Bakan. Roma dönemi hamamı. Milattan sonra 4. yüzyılda ilk yapılmış. 6. yüzyıla kadar da kullanılmış. Bu unutluk bölümünde de bir mozaik yaşamı var bu şekilde. Bir de içerisine bakalım. Öyle mi? Hocam burada ne vardı? Sayın Bakanım bunu biz yeni kazmaya başladık. Bu henüz tarzı gitmedi. Arkaya doğru devam ediyor. Burada muhtemelen bir konut kalıntısı var. 5. yüzyıla ait. İçerisinde mutfak bölümünde biz tohumlar da bulduk. Ata tohumlarını. Güzel. Onları da inşallah koruma altına aldık. Yazında özel bir ekiple çalışıp tekrar onları bir hayata geçirilebilir mi, edilebilir tamam. mi onları inceleyecek Sayın Bakanım. Güzel bir burada da restorasyonu yapacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Kopar çıktı mı? Yok, yarın saat marmelatımız var. Şam pekmezi var değil mi burada? Koz olarak pekmez. Marmelatımız var. Aranızda bir yöresel ürünler için bir alan oluşturalım. Özellikle kadınlarımıza mahsus bir evet yapalım inşallah. Yapalım inşallah. Arkadaşlar şunu alsın. Sayın Bakanım burada bir boğa tatlı sular çekmekindenmiş. Fakat bizim için ikonografisten ziyade bunu sanatsal açıdan değerlendirdiğimizde çok özel bir durumu var. Suda içerken yüzü suya yansıtılmış Sayın Bakanım. Ve orada gri tonlarla yapılmış. Bu grinin farklı 9 tane tonu var orada o su sahnesinde. Bunlar taşların doğal rengi Sayın Bakanım. Yani boya yok, başka bir şey yok. Doğada grinin 9 rengini bulup o suya yüzünü yansıtabilmişler o dönem içerisinde. Büyük bir sanatsal bulup da. Evet Sayın Bakanım. Ve bunu biz şöyle değerlendiriyoruz. Bilimsel değerlendirdiğimizde Adrianopolis'te bir mozaik okulu olması lazım. Çünkü bunlar hepsi görüyor, müzik özellikle. Herkes de sevdi bu ismi. Dolayısıyla burayla o bölgeler arasında bir bağlantı olmak gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Bakanım. 4. yüzyıl. Burası bir 5. yüzyılda kalma bir kilise kalıntısı. Bazilikal planda 4 tane figür var. Sayın Bakanım orada. Ellerinde bereket boyunca üstünde su çıkıyor. Üzerinde de isimleri yazıyor. Geon, Bizon, Tigris, Eufratis. Bunlardan İki tanesi Anadolu'daki akarsuların ismi. Eufratis Fırat, yanındaki Tigris Dicle. Fizon, Arap Yarımadası'nda kurulmuş bir akarsuların adı. Giyon'dan Nil Nehri. Bu aslında kutsal yapıda şundan dolayı mevcut. İşte Tevrat'ta ve İncil'de insanın yaratılışıyla ilgili önünde şöyle bir bahis var. Rabbimiz ilk insan Hazreti Adem'i dünyaya gönderiyor. Buna işte hayatına devam edilmesi için bir bahçe bahşediyor. Bu bahçeden de mahsul edebilmek için bir tatlı su kaynağı var. Rabbimiz de cennetten gelen
Adem'in bahçesinde doğan ve daha sonra dört kola ayrılan bir akarsuyu ona bahşediyor. Bu akarsu dört kola ayrıldıktan sonra bütün dünyaya dolaşıyor, dünya hayat veriyor. Aslında burada vurgulanan cennetin yüceliği, cennetin suyunun yüceliği, dünyaya hayat veren cennetin suyu olduğu vurgulamaya çalışmış Sayın Bakanım. Bu ikonografi de yani dünyada tek bir yapılmış yer burası. Öyle mi? Evet, bunun bir iki görüneği yok. Evet, evet, bakalım şu karşıdan bakınca bütün her yer daha iyi anlaşılıyor. Kadar şimdi de var. Sağ olun Sayın Bakan. Yani ciddi bir forması. Evet, evet. Forma hem de estetik açıdan da güzel. Gezi açısından da çok güzel. Bütün fonksiyonlar bir arada olmuş. Evet, evet Sayın Bakanım. Projelerde özellikle ortalara müdahale edilmemesini ön planda tutup Sayın Bakanım. Tamam. Yani yapım içine. Dikkat ederseniz hep yapımın taşıyıcıları dışında konumlandı. Buna çok dikkat ettik. Bu alan açık olsun diye. Sayın Bakanım, burası bir Roma dönemine ait villa. Villanın giriş kapısı oradan başlıyor. İlk oda bir mutfak. Onun yanında normal bir oda var. Şu orta en büyük oda. Burası bir şölen odası. Orada işte bölgenin akşam yemeklerinden birisini biliyorsunuz. Evet Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, gerçekten çok önemli bir durum bu. Çünkü şehir merkezinde böyle önemli bir konut ancak önemli kişilere ait olması gerekiyor. Burası da bir oda. Bu villanın salonu, burası bir yatak odası ve burayla ilgili şu anda mozaikler şöyle olmuş Sayın Bakanım. Zamanında burası 2006 yılında kazılmış, daha sonrasında bir koruma yapılmamış. Kaçakçılar kazmışlar buradaki mozaikleri. Buranın kazıldığını bilirim de. Evet. Anlattığım hikaye. Ekim varken kazdılar burayı. Evet, kazmışlar. Fakat Sayın Bakanım, biz o mozaik parçalarının hepsini birlikte meleklerle topladık. Laboratuvarda taşıdık, hepsini tekrar yeniden kendi özel taşıdık. Yazın onları da buraya getirip yerine yerleştireceğiz. Panoların hepsi hazırlanmış. Güzel bir teşekkür ederim.